Yavaş amca ol, yavaş. Emine. Yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Abi, geçmiş olsun. Ya çok geç duyduk biz. Haberlerde filan söylemiş ama. Sonra da hemen taburcu edilecek dediler. Yoksa koşar gelirdim ben. Bir de başın sağ olsun. Senin de başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Bak biz de yanındayız. Yani pek tanışmadık ama ben Cemile, Veysel abinin hanımıyım. Bak Asuman, Ramazan abinin hanımı. Burada böyle kalmayalım isterseniz. İçeri geçelim. Gel güzelim. Gel sen de benimle. Ben abim olur. Fener, geçelim biz de. Ben dün Cuma amirin oğluyum. Büyük oğlu. Biraz uzun hikaye. Anlatırım sonra. Nasılsa bol bol zamanımız olacak. Abi hallederim ben. Alayım mı? Ha? Hadi bana. Şu önden tut bakayım. Şurada. Tamam mı? Sen de oğlum, sen yardım et. Gel. Unuttum lan bunu. Kaldır. Aç bakalım. Dikkat edin, dikkat edin. Ramazan, dikkat et Ramazan. Amcano, amcam böyle mi kalacak? Bilmiyorum amcano. Bilmiyorum. Çok şükür en azından kıza bir şey olmadı. Çok şükür de kızın durumu hiç iyi değil. Ne ayakta duramıyor. Garip öksüz kaldı ya. Gençler, bir şey lazımsa böyle ilaç falan ben gideyim alayım. Yok amca yok, biz hallederiz. Sen yorma kendini. Heh. Yenge... Buraya mı getirdin onları? Nereye götürecektim ana? Ya ana bir dur ya. Bir dur da konuşalım. Ana. Ana bir dur ana. Bir dur Allah aşkına bir konuşalım ya. Konuşacak ne var oğlum? Olacak şey belliydi zaten. Günün birinde yelkenleri suya indirip onu buraya getireceğim belliydi. Ananın onca yıllık emeğini çiğneyip geleceğim belliydi. Ne yapalım ana? He? Ne yapalım? Bırakalım mı böyle? Ne yapalım? Kızı var. Kızı bakamıyor mu? Ya görmedin mi kızının halini? Görmedin mi gözünü seveyim? Yazıktır, günahtır ya. Nasıl baksın kızı bu halde? Bırakılan Halime olunca kimsenin derdi değil, değil mi? Ama o bırakılamaz. Ne olur oğlum? Açta açıkta mı alırlar? De bana ne olur? Sokakta mı yaşarlar? Ne olur de bana oğlum. Bakacak kimsesi mi yok? Senden başka hiç kimsesi yok mu? Getirilecek evi de mi yok? Bakıcı tutacak paraları da mı yok? De bana. Ben istemiyorum onları evimde. Bak şu kadarcık hatırım varsa döndüğümde gitmiş olurlar. Yenge bir konuş. Sen karışma Hüseyin. Kimse karışmasın. Hepiniz ne meraklıymışsınız be. Biriniz baba diye tutuşmuş, biriniz abi diye. Birileriniz amca yokluğu çekmiş. Bunca seneyi Halime boşa yaşamış. Bunca derdi boşa çekmiş. Boşu da. Ya Allah aşkına ben ne yapacağım şimdi? Ya amca ne yapacağım ben bak gördün bin parçaya bölündüm. Oğlum bu yengemi daha fazla zora sokmayak. Bize götürecek ben bakarım. Amca da annem bizde kalsın olur mu? Sen boşuna derde düşme daha. Yok oğlum olmaz ya. Sizin ev zaten çok kalabalık olmaz.
Onlar haklı. Bize götürelim amcaoğlu. Ya yok amcaoğlu, sizin de bir düzeniniz var. Sonuçta olmaz. Yani ben bir çözümünü bulacağım artık. Bir çaresine bakacağım. Lan onu çözemezsin. Nasıl çözeceksin ya? Bu işin çözümü zor. Tamam oğlum. Senin babansa bizim de amcamız. Yani bir süre bizde kalsın. Bakalım. Hal çaresini bulacağız. O zamana kadar da Halime yengenin kalbi yumuşar. Yumuşamazsa bakacağız bunu. Şimdi burada güzelce temiz temiz yatarsın. Bak buzdolabında her şey var. Gönlünce canın ne istiyorsa ye iç, oldu mu? Çekinme sakın. Oh, güzelim benim ya. Sen de bahtın böyleymiş. Bak bundan sonra ben de senin bir ablanım, tamam mı? Neye ihtiyacın olursa gel bana söyle. Hey gidi İrfan hey. Ben onun gurbete gidişini dün gibi hatırlarım. Bir keresinde diş macunuyla fırça getirmişti. Son teknoloji, iyi de bir marka. Bir çanta dolusu sipariş ettim, getirdi. Ben de dağ köylerinde dağıttım. Para verdim, almam dedi. Almadı. Madem sen hayır işi yaptın, bu hayır da benim de katkım olsun dedi. Göğünü her daim zengindi. Taner yavrum, sen nasılsın? İyi misin? Nasıl olayım Musa'yım işte. Yani gördüğün gibi. Dört duvar arasına sıkışıp kaldık. Hareket edecek alanımız kalmadı. Allah amcaoğlu. Düşünme tamam ya. Bulacağız bir çaresini. Bulacağız bir çaresini. Nasıl bulacağız ha? Çözebilecek miyiz hakikaten? Canım sen elinden geleni yaptın, yapıyorsun. Yüklenme bu kadar. Vallahi aslında bir şey olacak diye ben artık çok korkuyorum ya. Hakikaten ya amcaoğlu. İki arada kalmak ne demek bilmiyorsun sanki ya. Cık. Oğlum tamam düşünme, üzülme artık. Bir laf söz dinle ya. Babam, yemek hazırlayacağım da senin de açlığın var mı? Yok kızım. Bu saatten sonra mağar olsun. Yok Cemile yenge, hiç yorma kendini ya. Biz de aç değiliz zaten. Yiyecek halimiz de yok. Hiç uğraşma boşuna. Yok olur mu öyle şey ya? Zaten zahide de öyle acı açına yatmasın, yazık kıza. İyi canım adam, ben de sana yardım edeyim. Cemile. Söyle Gül. İyi ki varsın, vallahi hakkın ödenmez ya. Aşk olsun, sen sıkma canını.